Herkese merhaba. Ekim ayı okuduklarıma hoş geldiniz. Bu ay 8 tane kitap okudum. Kitapları ayırırken fark ettim ki ben ilk okuduğum kitapları unutmuşum biraz yani. O yüzden ilk okuduğum kitaplar hakkındaki yorumlarıma dikkat edin lütfen. Bazı şeyleri eksik söyleyebilirim. İlk kitabımız Doğuluk Süresinde Cinayet. Her ay bir Agatha Christie kitabı okumaya çalışacağımdan bahsetmiştim. Normalde hep sona bırakıyorum polisiyeleri ama geçtiğimiz ay ilk önce Agatha Christie okudum. Sanırım kitaplarım gelmemişti. Çok güzeldi ama aşırı güzel miydi bilemiyorum. Arkadaşlar sanırım ben çok seri insanı olduğum için bir kitap yani güzeldi, okudum bitti gibi geliyor bana. Arasında çok bir bağ kuramıyorum kendimle. Okurken eğlendim mi? Eğlendim. Şöyle eğlendim. Gerçekten de şu şey olayı var ya, bölümlerin kısa olması, her tanıkla konuşulması, birçok insanın olması. Bunlar hoşuma gidiyor. Yazım tarzını Agatha Christie'ni seviyorum. Kendisinin kitaplarını okumaya beraber devam edeceğiz. Kitabın konusu hakkında hatırladığım kadarıyla trende arkadaşlar biri ölüyor ve karda tıkılı kalıyorlar. Bu yüzden hani katil içlerinden biri kesinlikle. Buna eminler. Çünkü dışarıya çıksa çıkamaz. Etraf karda kaplı. İçerisinde de bir dedektifimiz var. O da işi çözmeye çalışıyor. Agatha Christie okumaya birlikte devam edeceğimize inanıyorum. Ama yeni polisiye yazarlara da başladım. O yüzden Agatha Christie'ye artık 2 ayda bir veya 3 ayda bir de dönebilirim. Bilemiyorum. Sıradaki kitabımız Kahramanlar Düştüğünde. Bakın mesela kadın karakterin adını unutmuşum. Ama kadın karakterin bana çağrıştırdığı şeyleri hatırlıyorum. Başta şuraya kadar falan kadın karakteri okurken o kadar sinirlendim ki kadın karaktere. Dedim ki hani lütfen artık sus, yeter, tamam. En çok sen nefret ediyorsun adamdan. Tamam, nefret ediyorsun, ikna oldum. Sevecek sinirleri de, buna da ikna oldum. Bunun sürekli vurgu yapması falan beni aşırı tilt ediyordu. Çok sinir bozucuydu o kısımları. Ama sonra kadının başına gelenleri, kadının hayatını öğrenince ya dedim, bu kadın dünyayı ateşe vermiyorsa şükretsinler. Bilmiyorum. Çok gurur duydum sonra onunla. Yani böyle çok mücadele ettiği için, hayatla devam ettiği için çok gurur duydum. Erkek karakterimiz hakkında normal diyebileceğim bir şey yok. Kitapta biraz mafya güzellemesi var arkadaşlar. Bu biraz saçma geldi. Yani hani mafya böyle yani güzel bir şeydir, mafyaya bir şeydir tarzı bir şeyler sevdiğimde çok saçma buldum yani bazı kısımlarını. Hadi diyorum tamam geçen. Çok güzel bir şey. Sıradaki kitaplarımız Köprü Krallığı ve Hain Kraliçe. Arkadaşlar neden hiç kimse beni Köprü Krallığı'nın tamamlanmış bir seri olmadığı konusunda uyarmadı? Belki aranızda hala okumayanlar vardır, ben uyarayım. Devam edecek yazısı yazıyor arkadaşlar. okudum sonuna doğru bir baktım. Ben merak ettiğim yerlerde hemen giderim kitabın sonlarına bakarım. Baktım devam edecek yazıyor. Büyük hayal kırıklığına uğradım. Ama çıkar çıkmaz alırım yüksek ihtimal 3. kitabını. Çünkü o kadar sinirlendim ki 2. kitaba. Arkadaşlar konusunu pek söylemeyeyim de. Yani konusunu söyleyeyim. Konusu önemli de. Devamını çok anlatmayayım 2. kitap hakkında. Spoiler olmasın. Sadece bana uyandırdığı hissiyatların sebeplerini birazcık söyleyeceğim size. İlk önce konusunu anlatayım. Konusu bir köprü var arkadaşlar. O köprü bu şey gibi ya. Hani bizim tarihte de işte baharat yolları bilmem ne yolları falan var ya. Onlar önemli yollar hani. O zamanlar erzak taşımak için, etmek için. Bu da öyle bir yol. O köprü. O köprünün sahibi olan krallık var. Bir de kızımızın olmuş olduğu krallık var. Diğer krallıklar da var. İki tane daha vardı sanırım. Kızımız kardeşleriyle birlikte küçüklüğünden beri bir çölde ajan olarak yetiştiriliyor. Sebebi ileride evlenecek. Böyle bir anlaşma var. Köprü krallığının kralıyla. Yani oğluyla. Bir nesil sonrasıyla. Böyle bir anlaşma içinde kral da kızlarını hazırlıyor. İçlerinden birini seçecek. Bir sürü kızı var. Neyse spoiler vermiyor. İşte birini seçiyor arkadaşlar. O kralla kızın arasındaki intikam oyunları, daha çok böyle hani intikam oyunları değil işte. Sıkıntı şu. Bana kalırsa kadın bir gram ihanet etmiyor arkadaşlar. Yapması gereken neyse, inandığı şey neyse, bildiği şey neyse onu yapıyor. Ve kötü yaptığı hiçbir şey yok. Olayları anladığı anda hiçbir şey yapmıyor kadın. Ama gelin görün ki bu kralımıza yetmiyor. Yani veya diğerlerine, tüm ülkeye yetmiyor. Kızın burnundan getiriyorlar. Kız gerçekten dedim ki keşke iyilik yapmasaydı da ispitleseydi de olaylar en azından bu raddeye geldiğinde değmiş olsaydı. Böyle 2. kitapta artık kriz geçirecektim. Bildiğiniz Aren'in zırlamalarıyla geçti şu kitap. Yeter dedim artık. Biz salak. Bu kadar abartılacak bir olay yok. Neyse yine spoiler veriyordum. Arkadaşlar ben sinirlendim. Serileri spoilersiz anlatamıyorum. O yüzden bu serinin 3. kitabı da ben bir okuyayım. Çıksın yani. Ondan sonra tekrardan zaten bu seri hakkında bol bol konuşuruz gibi geliyor bana. Ama seri çok güzeldi. Çok akıcıydı. İki karakterin ağzından anlatılması çok hoşuma gidiyor serilerde. O yüzden çok 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 beğendim. Ayrıca güçlü kadın karakterleri de bayılırım. Bence bu kadın karakter de onların kesikler arasına giriyor. Sıradaki serimiz Köprü Krallığı'ndan bile beni daha çok sinir eden bir seri. Gölge ve Kemik serisi. Aşk üçgenini anladım. Hadi valla bak bunu kabullendim. Ya aşk dörtgeni falan vardı anladınız mı? Herkes mi bu kadını sevecek? Bir dur artık. Kiminle şipleyeceğimi karıştırıyorum. Bir de öyle bir yazıyor ki hepsi iyi sanki. Ama hepsi kötü aslında. Yani hiçbirini sevemedim. Ben daha çok olaylardan ziyade, kitaptan ziyade karakter odaklı olduğumu fark ettim bu seri sayesinde. Karakterleri sevmediysem seri bana zulüm. Eğer karakterleri sevdiysem konu bilmem ne hiç umurumda değil. Okuyabiliyorum. Ama burada o kadar çok karakterlerin hepsi bana saçma geldi ki. Ya seri sanki böyle aşk üzerine kurulu
kuruluyormuş da kurulmuyormuş gibi olmuş. Ne aşk üzerine kurulabilmiş, ne güç üzerine kurulabilmiş. Arasında sıkışıp kalmış bu seri. Dedim ki keşke birini seçti artık onunla şipleyeyim seni ve rahatça yolumuza devam edelim. Olaylara odaklanayım. Önerdiğim bir seri değil. Yan serisini daha çok seviyorlar. Kargalar medyasını. O yüzden yazarı kesinlikle şans vermeye devam edeceğim. Anlatımı kötü değil. Sadece bazı yerlerde de gereksiz kızın düşünceleri, gereksiz yazılar çok vardı gibi geldi. Bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu seri hakkında? Gerçekten çok merak ediyorum. Aranızda seven var mı? Seven varsa nasıl sevdiği bilemiyorum. Belki de ben tam olarak kendime veremedim. Belki karakterlerle ben bağ kuramadım. Hiçbir fikrim yok. Ama eğer benim kitap okuma tarzıma sahipseniz, yani diyorsanız ki Cennet'in beğendiği kitapları beğeniyorum, beğenmediklerini gerçekten de beğenmeyebiliyorum. Öyleyse bana güvenin ve bu seriye şans vermenize gerek olmadığını bilin. Sıradaki kitabımız 11'den Kaçış. Arkadaşlar 11'den Kaçış'ı da ben 3'te mi olduğunu bilmeden aldım ama bu kesinlikle benim suçum. 11'den Kaçış kesinlikle benim suçum çünkü üzerinde 11 üçlemesi yazıyor. Üçlemesi yazıyor. Nasıl bunu yaptım bilmiyorum ama ikinci kitabı çıkınca ben de dedim ki artık birincisini okuyabilirim diye hemen almıştım. İkinci kitabını da yakında almayı düşünüyorum çünkü çok güzel bir kitaptı. KPSS çalışmaya çalışma vlogunun uzun bir bölümünde bu kitaptan sizlere zaten bahsetmiştim. O videoyu da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Sanki onun okuma maratonu gibi bir şey oldu yani o video. Distopya seviyorsunuz ama genç kurgu distopyaları seviyorsunuz. Hani böyle aşırı 1984 gibi distopyaları değil de daha çok böyle içerisinde gençlerin olduğu distopyaları seviyorsanız kesinlikle öneririm. Dünyası güzel yani kurgusal açıdan güzel. Kitabın eksiği var mıdır? Vardır ama bana kalırsa çok da yok. Anlatım tarzı çok güzel. Normalde bu türde anlatım tarzlarını pek sevemem. Yani çok tek tip anlatım tarzı seviyorum. Bu işte bir karakterin ağzından anlatılan ve iki taraflı anlatılan. Yani kendi ağızlarından anlatılıyor ama iki karakter ağzından anlatılıyor. Genelde bu anlatım tarzını çok seviyorum. Ama bu kitapta sadece bir karakterimizin ağzından anlatılmasına rağmen karakterin böyle sanki ilahi bakış açısıyla anlatıyormuş gibi anlatması çok güzeldi. Normalde sevmeyeceğimi düşünürdüm ama bilmiyorum bu seride gerçekten hoşuma gitti. Piyon serisi vardı hatırlıyor musunuz? Piyon serisini ne seviyorsanız başka hangi seriye örnek verebilirim? Güçler yok ama karanlık zihinler tarzımsı distopyaları seviyorsanız bunu da seversiniz diye düşünüyorum. Benim bu ay okumuş olduğum kitaplar bu kadardı. Siz bu ay hangi kitaplar okudunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Daha fazla bu tarzda böyle okuduklarım videoları istiyorsanız aşağıdan videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, okuduğum kitaplardan anında haberdar olabilmek için görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok 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 güzel bakın. Hoşçakalın.